operasyon başladığından bu yana Elbap'la ilgili yapılan tahlillerde çok doğru bir noktada olunmadığı görülüyor. Yani şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim yaptığımız tahlillerde mi? Yani devlet, evet, olarak, istihbarat olarak, devlet kesinlikle, olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü IŞİD terör örgütü çok aşırı derecede istihbarat kullanıyor, yerel unsurları kullanıyor, her türlü unsuru kullanıp orada ciddi manada bir yer edinmiş durumda. Yerel halkı kullanıyor. Kaç nüfus efendim Elbap'ın? Elbap şu anda kuşatılmadan önce yaklaşık bir 140 bin nüfusu vardı. Şu anda ise yaklaşık 50 bin tane sivilin, 30 ve 50 bin arasında sivilin yaşadığı söyleniyor. Ve bu siviller yüzünden aslında biz orada yapmak istediğimiz operasyonları rahatlıkla yapamıyoruz. Çok sivillere yapamıyoruz çünkü siviller de var. Ayrıca bu konu bir de yani Türkiye'nin orada operasyon yapmasını da pek kimse istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri karşı olduğunu biliyoruz. Çünkü bize danışılmadan bu operasyon başlatıldı diyor. Diğer taraftan Rusya'nın şu anda göstermelik bazı hava desteklerinin olduğunu biliyoruz ama samimi olmadıklarını biliyoruz. Esasen Amerika Birleşik Devletleri'nin Obama yönetiminin, giden yönetiminin amacı orada Elbap üzerinden yani bizim sınırımızdan Cerablus'la Afrin arasında olan o bölgede ilk hemen sınırın dibinde bir koridor oluşturamamışlardı. Aşağıdan ikinci bir koridor yani ikinci bir koridorun oluşturulmasıydı. Onun da şu anda çok fazla akamete uğradığını gördükleri için orada bir sıkıntı var yani. Türkiye'deki Fırat Kalkanı operasyonunun bir siyasi amacı yok. Nedir siyasi amacı? Yani çekildik, Elbap'ı aldınız. Sonra ne yapacaksınız? O belli değil. Biliyorsunuz şu sarı bölgeler, evet, PYD'nin kontrolünde. Şu sarı bölgeler, evet, PYD'nin kontrolüne, evet, geçmiş bölgeler. Yani şuradan, şuradan, şuraya kadar olan bölge 650 kilometrelik alan. Evet. 911 kilometrelik Suriye sınırımızın 650 kilometresi şu anda yani Fırat Nehri'nin doğusundaki alan PYD'nin kontrolünde. PYD burada çok adeta devletleşmiş. Aynen. Yani vergi vergi uyguluyor, tırnak içinde meclisleri var, her türlü resmi olmayan bir devlet resmi var diyorsunuz. Olmayan bir devlet ve bu devletin hamiliğini de şu anda giden Obama yönetimi yapıyordu. Burada da üstleri var Amerika'nın. 5-6 tane yeni konuşlandırdığı unsurlar var. Şimdi bu bir de Fırat'ın doğusunda şu Membiç bölgesine geçti. Hani Türkiye hükümet diyordu ya bizim kırmızı çizgimiz. Geçerse Fırat'ı bu bizim kırmızı çizgimiz diyordu. İşte geçtiler. Membiç bölgesini de aldılar. Şimdi öncelikle amaçları şuradan yani şuradan üstten bizim hemen sınırın üstünden Afrin'le bir koridor yapmaktı. O koridorda mümkünse buradan Akdeniz'e çıkarmaktı. Dolayısıyla esasen şurada Irak var. Evet. Şurada Kerkük'ten başlıyor. Evet. Süleymaniye'den geliyor. Erbil'den, Dohuk'tan ta buraya kadar yaklaşık 1000 kilometrelik bir alanı kontrol edip ileride burayı birleştirmek. Peki bu haberin bu şekilde bu kadar net yazılması size göre doğru olabilir mi efendim? Yani bir özerk devlet, bir Türk... Şöyle yani İran'ın bu işin içinde olup olmadığını bilemiyorum. Onu bile... Evet, çünkü evet. İran bunun... Yani İran ileride bunun kendisine dokunacağını bildiği için. Ama şu kesin. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta olduğu gibi yani Irak'ta yaptığı gibi Bremer Anayasası'yla Irak'ta ne yapmıştı? Irak'ta üniter yapıyı federal bir yapıya sürüklemişti savaş sonrasında ve şu anda bölgesel Kürt yönetimini oluşturmuştu. IŞİD'den sonraki dönemde de Dicle Nehri'nin doğusundaki bütün alanları bölgesel Kürt yönetimi aldı ve Barzani ben bağımsızlığa gitmek istiyorum diyor. Irak'ta bir yapı çıkıyor. Ve çıktı. Şimdi Suriye'de de bu defa Fırat Nehri'nin doğusunda bir yapı çıktı. Bu defa onun bir şekilde üniter Suriye yapısının federal Suriye yapısına dönüştürülmesi ve orada da bir bağımsızlığa gidiş olacak. İleride de bunların birleştirilmesi. Evet, aslında bu Rusya'nın da planı. Evet. Amerika'nın da planı. Yani Türkiye Amerika'yla da çalışsa plan bu. Rusya'yla da çalışsa plan bu. İran bunun ne kadar içinde diye sorarsanız İran'ın böyle çok Kürt buradaki PYD'ye bir devlet kurdurulması konusunda ısrarlı olduğunu sanmıyorum. Bizim bizimkilerin istediği güvenli bölge yani şu pembe olan bölge şurası. Evet. Şu Fırat Kalkanı operasyonunun olduğu yerin yer konusunda bize gelen mültecilerin alınıp buralara yerleştirilmesi, evet, ve buranın buraya uçuşa yasak bölge ilan edilmesi, hı, ve buradaki güvenli bölgenin askeriyle takviye edilmesi ve mültecilerin Suriye'den kaçanların burada tutulması idi. Trump'ın istediği farklı. Trump bölgelerden bahsediyor. Yani ona göre Suriye içerisinde ve Suriye'nin civar yerlerinde, Türkiye içinde de bakın sadece
Suriye içerisinde demiyor. Türkiye içinde de. Türkiye içinde, Ürdün içerisinde, Lübnan içerisinde güvenli bölgelerden bahsediyor. Güvenli bölgeler yapacağım. Yap, yani. Evet, bir bölge yok. Bir güvenli bölgeler var. Hı. İki, peki amaç ne burada? Amaç ne? Yani örneğin diyelim ona göre şu sarı bölge, yani PYD'nin kontrol ettiği bölgeyi de güvenli bölge ilan edebilir. Edebilir. Burası da güvenli bölgedir. Uçuşa yasak bölge ilan edebilir. Hı hı. Dolayısıyla buraya da yarın bir herhangi bir şekilde Türkiye tarafından örneğin ve hatta bunu Güvenlik Konseyi kararına dönüştürebilir. Evet. Ve Türkiye'nin örneğin diyelim PYD bölgesine müdahale etmesini veya örneğin burada oluşturacağı bir başka bölgeye müdahale etmesini de engelleyebilir. Bunun için iki şey lazım. Asker lazım, Amerikan askeri lazım. İki, uçuşa yasak bölgenin ilan edilmesi lazım. Bu da Amerika'nın Suriye politikasına iyice gömülmesi anlamına geliyor. Belki de Rusya ile çatışabilir de yani havada, karada da. Suriye'de şu anda bir savaş devam ediyor, iç savaş. Evet. Suriye'nin bir tarafta arazide kuvvetler birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Diğer taraftan da Suriye'ye bir çözüm getirilmek isteniyor. Diplomatik bir çözüm. Evet. Astana toplantısı ilk defa arazide çatışan taraflarla Esad rejiminin temsilcilerini bir araya getirdi. Yani bir ara toplantıydı. Amacı da ateşkesi yaygınlaştırmak, sağlamak. Çok aşırı bir başarı oldu mu, yani olmadı. Şu an Çin amacına ulaştığını söyleyebilir miyiz? Ara bir toplantı. Amaç tekrar Cenevre'ye dönülmesi. Evet. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri Suriye konusunu istediği gibi olumsuz etkileyebiliyor. Rusya istediği gibi olumsuz etkileyebiliyor. Suriye'nin artık Suriyeliler tarafından çözüme kavuşturulması şartları ortadan kaldırıldı. Bitti. Ya Suriye, işte bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bir ülkeye müdahale yapıldığı zaman, o müdahale uluslararası hale getirildiği zaman o ülkenin bütün yöneticileri, bütün tarafları hepsi bir kukla haline geliyor. Artık ipler, dizginler Washington'a gitti, Moskova'ya gitti, Tahran'a gitti. Artık Suriyelilerin elinde hiçbir şey kalmadı. Bu üç ülke mi çözecek diyorsunuz? Şu anda Suriye dosyasına hakim olan, arazide hakim olan iki tane kuvvet var. Yani uluslararası küresel güç, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, PYD korumacılığı yapıyor. İki, Rusya daha ziyade Esad korumacılığı yapıyor. İran var. İran'da hem Esad hem Şii milislerle araziyi kontrol etmeye çalışıyor. Türkiye'de işte burada muhalifleri kontrol ediyor. Muhalifler ne kadar işte savaşçı muhalif varsa çoğu da esasen yarın bıraksanız Türkiye'nin de aleyhine çalışacak muhalifler. Yani Suriye konusu o kadar karmakarışık ki tam bir Arap saçına dönmüş durumda. Hedef ne? Hedef diplomatik bir çözüm. Peki nasıl bir Suriye olacak? Artık Suriye eski Suriye olmayacak. Bizim bildiğimiz Suriye yok. Bakınız, Araplarla bizim aramızda bir sınır kalmıyor. İşte PYD bölgesinde, bu sarı bölgede baktığınız zaman bir sınır yok. Yarın ileride bu hattı büyütüp işte Türkiye'den buradan Akdeniz'e ulaştırmak istiyorlar. Bu artık bilinen bir şey. Bunu bilmemek siyasetten anlamamak anlamına gelir.